Elhamdülillah, elhamdülillah. Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve na'udhu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yehdihillahu fela mudille la ve men yudlilhu fela hadiye la. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike la. Ve neşhedü enne seyyidina Muhammeden abduhu ve habibuhu ve rasuluhu. Allahümme sallim ve sellim ala seyyidina Muhammedun ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'du fe ya ibadallah, ittequllaha ve elti'u, innallaha ma'allezine ettequ ve allezinehum muhsinun. Kale Allahu Teala fi kitabihil kerim, e'udhu billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. İnne الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وجبت له الجنة Sadaka Rasulullah fîmâ kal ev kemel kal ev gariben mim. Değerli mühterem Müslüman kardeşlerimiz, bugünkü hutbemizin mevzusu müminlerin ebedi yurdu cennet. Aziz değerli Müslümanlar, dünya fanidir. Hayat gelip geçicidir. Gün gelir, vaxt olar, ömür biter. Her şeyin sona çatdığı bu vaxta ebedi ahiret hayatı başlayar. İnsanı iki gelecekten biri gözləyir. Ya sonsuz nimetlere hazırlanmış cennet, ya da əzab diyarı cehennem hayatı. Biz müminlerin bu dünyadaki en büyük arzusu ve məqsədi isə Allah'ın rızasına nail olup mükafat yurdu cennete girebilmektir. Aziz müminler, cennet heç bir gözün görmədiyi, heç bir qulağın eşitmədiyi, ağla, xəyala gəlməyən nimətlərin möminlərə ikram ediləcəyi rahatlıq yurdudur. Dünya imtihanlarını səbirlə aşanları gözləyən hüzur yeridir. Başta Peyğəmbərimiz Əfəndimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmaqla Allahın sadiq qulları şəhidlər və salihlərə qovuşacağımız xoşbəxtlik diyarıdır. Değerli Müslümanlar, hutbeme başlayanda okuduğum ayet-i kerimede uza Rabbimiz belə buyurur. İman getirip yaxşı işler görenlere geldikdə onlar için məskən olarak Firdevs cennetleri vardır. Onlar orada ebedi kalacak ve oradan ayrılmak istemeyeceklerdir. Bəli, cennet Rabbimizin biz müminlere vədidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere Rəb olarak Allah'a, din olarak İslam'a ve Peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme könülden iman edenler hakikaten cennete gireceklerdir. İmanını ibadetlerle zenginleştiren, hayatını güzel ahlakla bezeyenler Allah'ın rahmetiyle cennete kavuşacaklar. Her şeraitte ve her yerde doğru söyleyen, sözünü yerine getiren, emanete riayet eden, iffetini koruyan, haramdan kaçan, pisliklerden uzak duran müminler cennetteki ikramlara kavuşacaklar. Öfkesinin yerine sevgini, düşmanlığın yerine barışığı, pisliğin yerine yaxşılığı üstün tutan her zaman zalimin karşısında məzlumun yanında duran müminler cennette karşılayacaklar. Cömertliği ile mühtazları sevindiren, merhameti ile kırık könülleri təmir eden, güzel bir söz ve tebessümle etrafına huzur veren müminler cennet nimetlerine nail olacaklardır. Kıymetli müminler, cennete giden yol bazen bir garibin könlünden geçer. O könüle girmek lazımdır. Bəzən bir yetimin sevincində gizlidir. O yetimi tapmaq lazımdır. Bəzən
Cennet bir mezlumun duasında gizlidir. O duanı almak lazımdır. Bazen ana ve atamızın, ailemizin ve evlatlarımızın, kohumlarımızın ve komşularımızın memnun olmağındadır. Onu kazanmak lazımdır. Bazen bir bitkiye bir damdı su vererek, bazen bir heyvana şefkat göstererek o zaman girilir cennete. Heç bir yaxşılığı kiçik görmemek lazımdır. Bazen insanların küsurlarını bağışlayıp eyiplerini örtmektir. Bazen de bir salam ile mümin dilinden kardeşinin könlüne giden yoldur cennet. Bu yolda sabırla adımlamak lazımdır. Aziz müminler, madem ki cennet var, elə isə boşuna deyil. Hayatımızdaki sıkıntılar, madem ki cennet var, elə isə her imtihanın sonsuz mükafatı var. Ne xoşbəxtdir ki, Rəbbi ondan, o da Rəbbindən razı olarak cennete girecek olanlara. Rəbbinə karşı gelmekten korkanlar için hazırlanan uçsuz bucaksız cennete girəcəklərdir. Aziz değerli mümin kardeşlerim, bu haqda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duası ile xütbəmi bitirmek istəyirəm. Allahümme inni es'alukal cenne ve mə qarrabe iləyhə min qavli əv əməl. Allahım, səndən cenneti ve məni cennete yaxınlaşdıracaq olan söz ve əməlləri istəyirəm. Amin. Aziz değerli kardeşler, məlumunuz artık bildiğimiz kimi haram aylarından biri olan Recep ayındayıq. Bu aylarda el ve bütün bu Türk coğrafyasında bilirsiniz ki bu üç ayları güzel bir şekilde değerlendiren mümin kardeşlerimiz var. Elbette ki bu geceye ait özel bir ibadet yoktur ve hadislerde de gelmemiştir. Bu gece hakkında özel bir qeyd olunmuş bir hadis yoktur. Ona herkes bilir. Ama unutmayın ki, o ne güzeldir ki, o beni Allah'ı hatırladar. O beni Allah'a zikretmeme vesile olar. Allah Resulü'nün hayatından danışmağına ve hayatımı düzen vermeye bir vesile olar. O benim için en güzel bir gündür ve en güzel bir gecedir. Ona göre her bir Müslüman, bizim nesiyetimiz, tövsiyemiz, her bir Müslüman, güzel bir söz var. Her gecene gedir, her gördüğünü Hızır bil. Her gününü, her dəqiqəni değerlendir. Ona göre bu ayları sanki Ramazan ayına bir hazırlık kimi göreyin, aziz kardeşler. Bu Recep ayı haram aylardan biridir. Kur'an-ı Kerim'de Tövbe Suresinin 36. ayetinde buyurduğu kimi, hakikaten Allah yanında ayların sayı göyleri ve yeri yarattığı günden beri Allah'ın kitabında 12'dir. Onların 4'ü Recep, Zülgade, Zülhicce ve Meherrem haram aylardır. Bu doğru dindir, diye Allah Azze ve Celle buyurmuştur. Aziz kardeşler, elbette ki bu ayda bazı İslam'ın adına, İslam'ın güzelliğine olan hadiseler baş vermiştir. Meselçün Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyhim Mescid-i Aksa'nın azad olunması bu ayda olmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Tebuk zaferi bu ayda olmuştur. Ve Kur'an-ı Kerim'de keçen ve hadis-i şeriflerde keçen İsra Miraç hadisesi bu ayda olmuştur. Ona göre her bir Müslüman, her bir mümin bu prizmadan yanaşmalıdır. Yoxsa bu haqda bir hadis yoxdur, yoxsa bu haqda bir zayıf hadis vardır və yaxud da yoxdur deyə müsəlmanları güzel ibadətlərdən, zikirlərdən uzaqlaşdırmamaq lazımdır. Aziz değerli kardeşlerim, Rəbbimiz bütün aylarımızı, bütün ilimizi Allah Azza ve Celle'yə layiqli qul olmağı, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem layiq ümməti olmağı ve büyüklerimize, valideynlerimize layıklı evlat olmağı nasip eylesin. Ve bu güzel aylarda Ramazan'a, Rabbimiz bu Recep ve Şaban ayını bizlere Ramazan'a daha güzel şekilde hazırlanmağı nasip eylesin. Ve bugün unutmayın, keçen il olanlar artık bu il yoktur.
yakınlarımızda, valideynlerimizde, sevdiklerimizden dünyasını değişenler vardı ki artık bu yıl yoktur. Ona göre Rabbimizden temennamız, duamız, ya Rabbim bizleri bu güzel ay hayırlı bereket deyle ve bizi mübarek 11 ayın sultanı olan Ramazan aya kavuşmağı nasip eyle. Amin. Amin.